ve uzandığı ilk telefonla fatihlerine emirler yağdı. Gündemden saygılar, sevgiler. Evet, yeni günde gündemin bugünkü konu Sayın Yusuf Baratalı. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Baratalı deyince aslında, Baratalı ve Urla deyince aslında herkes tanıyor. Ama biz yine de Yusuf Baratalı'yı şöyle kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki ben Urla doğumluyum, 43 yaşındayım. Evliyim, bir kız çocuğumuz var, 8 yaşında. Mesleğim avukatlık. Evet. Yaklaşık 16 yıldır serbest avukatlık yapıyorum. İki dönem İzmir Barosu Disiplin Kurulu üyeliğinde bulundum. 2007 ve 2014 yılları arasında da Cumhuriyet Halk Partisi Urla İlçe Başkanlığı görevini yürüttüm. Siyaset nereden başladı? Babadan mı gelmiyor mu yoksa böyle üniversitede bir zamanlar çok hareketli dönemler o zamandan mı? Yok, bizde siyaset babadan geliyor. Bizim ailemiz Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet kurulduğundan beri Cumhuriyet değerlerine bağlı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olarak, gönüllüsü olarak katkı koymaya çalışmış, emek vermiş kişilerden kaynaklanıyor. Babam Urla Belediye Başkanı olduğunda ben 6 yaşındaydım. Bıraktığında 30 yaşına yakındım. Yani 22-23 yıl belediye başkanlığının atmosferi içerisinde büyüdük. Siyasal ortamlarda bulunduk. Evimize sayın genel başkanlar, milletvekilleri, dönemin bakanları geldiler, misafir oldular. Bunlardan da etkilendik. Urla halkının da, örgütün de böyle bir talebi oldu. Ben 2007 yılının ortasında Urla İlçe Örgütümüzün ileri gelenleri, önceki dönem ilçe başkanları, o dönemde Sayın Selçuk Karaosmanoğlu Anavatan Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş yapmıştı. Bundan örgütün bir bilgisi yoktu o dönemde. Bir kaos ortamı doğmaması için bana bir görev verdiler. Ben de bu görevi uzun süre yürüttüm. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yaptınız ve son iki hafta mı oldu? İki hafta. Bir ay kadar oldu. Bir ay kadar oldu. İstifa ettiniz. Evet. İstifa nedeni herhalde? Şimdi istifa nedeni şu, birincisi siyasette ilçe başkanlığına kadar geleyim, bundan sonra herhangi bir görev talep etmeyeyim mantığını olmaz. Çok doğru bulmuyorum. Bulunduğunuz yerde bir süre sonra atıllaşmaya ve köhneleşmeye başlıyorsunuz. Tabii. Biz 7 yıl aynı ekiple görev yaptık, bu ekibi çok fazla değiştirmedik. Tabii ki 7 yılın getirdiği bazı rahatsızlıklar, yıpranmalar oldu. Hem Urla'da siyasetin önünü açabilmek için hem de benim farklı bir kulvarda daha fazla zamana ve daha fazla yere ve partiyle ulaşmam gerektiğinden böyle bir karar aldık. Peki önümüzdeki genel seçimlerde herhalde adaylık düşüncesi var mı? Evet, partimizden birinci bölgede milletvekili adayı olacağım. Evet, şimdi Urlalılara, zaten Urlalılar biliyordur, herhalde. Yani Urlalılar biliyordu, onlar da bu konuda çok teşvik ettiler. Yani artık sen bırak bu işi, biraz da başka taraflara yöner şeklinde. Onların da çok etkisi oldu tabii ki. Peki şöyle bir Türkiye'ye bakalım, bir milletvekili adayı olarak. Türkiye'yi şöyle bir tanımlar mısınız? Nasıl Türkiye'yi görüyorsunuz şu anda? Yani Türkiye üç kıta arasında sıkışmış bir konumda gibi görüyorum. Bir yanımızla Batı medeniyetine yöneldik. 23 Nisan 1920'den 19 Mayıs 1919'a itibaren Mustafa Kemal ve ekibiyle beraber. Tabi bu Batı'ya yönelirken doğudan içinden geldiğimiz medeniyeti, geldiğimiz kültürel ortamları ve iklimleri hiçbir zaman inkar etmedik.
Yani Türkler Anadolu'ya 1071'de geldi ama bizim atalarımızın bir bölümü 1071'den önce de bu topraklarda yaşayan insanlardı. Kültürde bir devamlılık olduğunu düşünüyorum. Şimdi 3 Kasım 2002'den itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde dönemin başbakanı, Dışişleri Bakanı, bugünkü Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir politikası vardı. Komşularla sıfır sorun politikası. Avrupa Birliği'ne yönelik biliyorsunuz çok ciddi hamleler yapıldı. Uyum programları açıklandı. İşte görüşme tarihi alındıktan sonra Ankara'nın göbeğinde gündüz 12'de hava fişekler patlatıldı. Ama bu konuda bir gelişme olmadığını görüyoruz. Giderek Avrupa'dan uzaklaşıyoruz. Avrupasız da oluruz gibi bir düşünce var. Doğu tarafımızda ve güneyimizde bizim komşularımız vardı. Komşularda sıfır sorunumuz vardı. Irak'la kavgalıyız. Suriye uçağımızı düşürdü. Bunun hesabını daha soramadık. Yani İran'la henüz bir problemimiz yok gibi görünüyor ama bu doğal gaz alımı ile ilgili ekonomik anlamda bazı sıkıntılarımız var. Azerbaycan'la ilişkilerimiz bozuldu. Ermenistan'la zaten doğru dürüst bir ilişki kuramadık. Yani komşularla sıfır sorundan sıfır dostluk noktasına maalesef gelmiş durumdayız. Türkiye'nin içerisine baktığımızda toplumsal olayların yaşandığını görüyoruz. Hükümetin birkaç yıldır yürüttüğü önce barış projesi, sonra açılım projesi, Türk açılımı, Kürt açılımı diye adını bir türlü şekillendiremediği bir konu üzerinden devam ediyorlar. Bir çözüm süreci şu an. Çözüm süreci olarak önümüze çıkarıyorlar. Yani çözüm sürecinin bir çözülme süreci olacağı yönünde çeşitli endişelerimiz var. Yani Türkiye'yi o yüzden siyasal anlamda biraz sıkışmış ve bunalmış olarak görüyorum. Evet, bu sıkışmışlık nerelere gider? Yani tabii karamsar olmamak lazım siyasette. Bu kadar karamsar olunsaydı Atatürk 30-35 arkadaşıyla beraber bandırma vapuruna binip parasız, pulsuz, silahsız, ordusuz, sivil kıyafetle Samsun'a çıkış yapmazdı. Babamın bir lafı vardır, ben onu her zaman çok severim. Çok umutsuz kaldığım durumlarda diyor, nutuğu açar, Samsun'a çıktığı bölümü okurum Atatürk'ün diyor. 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktım, memleketin ahvali umumisi budur. Türkiye, Anadolu, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman bu şartlardan daha kötü şartlar altında olmayacaktır. 1919 şartlarından. Mustafa Kemal ve arkadaşlar çok kısıtlı imkanlarla parasız, pulsuz, silahsız bunu yaptılarsa biz toplumumuza, halkımıza olan güvenimiz ve inancımızla, ahlakımızla, namusumuzla bu işleri yapma kapasitesindeyiz. Evet, İzmir'e dönelim. Nasıl buluyorsunuz İzmir'i şu anda? Hem ekonomik olarak, sosyal gelişme açısından, insanların davranışları açısından nasıl bir İzmir? İzmir'i nasıl değerli? Dışarıdan gelmiş birisi olarak farz edin. Ya da 20-25 sene önce İzmir'i görmüş, 25 sene sonra tekrar İzmir'e gelmiş bir kişi olarak. İzmir'in olumsuz anlamda çok değiştiğini düşünmüyorum. Tabii ki bu çevre yolları, ulaşımlar, limanların yapılması, yapılıyor olması İzmir'in ekonomisine çok şeyler katacaktır. Ama tabii İstanbul'un ekonomik anlamda çok hızlı büyümesi, devletin ve AKP hükümetinin 12 yılda bütün ekonomik imkanlarını İstanbul'a kaydırması, işte Merkez Bankası'nın taşınması projeleri, Ziraat Bankası'nın taşınması projeleri, İstanbul'a adeta bir başkentmiş gibi davranmaya çalışması, ekonomik hayatın İstanbul'a kaydırılması, işte İzmirli birçok şirketin İstanbul'a doğru gitmesiyle İzmir'i biraz böyle bir sanki biraz üzgün duruyor. Devlete çok ciddi katkı yapıyoruz. Çok ciddi vergi ödüyoruz. Evet. Türkiye'de vergisini en düzgün, en usulüne göre ödeyen illerden bir tanesi İzmir. Ama devletten ve hazineden aldığı paya baktığınızda bu konuda çok gerilerde. İzmir çok güzel ve ciddi işler yapıyor. İzmir belediye imkanlarıyla metro yapıyor. Ama hükümet, hazine müsteşarlığı Ankara ve İstanbul'a verdiği devlet desteğini ve teminat mektuplarını İzmir'e vermediği için İzmir bu anlamda sıkışıyor. Yani İzmir iktidar eliyle sıkıştırılmaya ve hizmet alınamadığı gerekçesiyle bir
tercih değişikliğine zorlanıyor bir anlamda. İktidar eliyle sıkıştırılma dediniz. Evet, evet. Bu ciddi bir suçlama değil mi? Bunun şeyleri ortada. Bakın mesela metro ihalesi birkaç defa ertelendi. Su ve kanalizasyon ihaleleri kamu ihale kurumu tarafından erteleniyor. Bunların hep ortada olan rakamlar. İşte İstanbul Belediyesi'nin metro ile ilgili şirketinin 1 kilometre metro için ödediği parayla İzmir'i kıyasladığınızda İzmir çok aşağılarda. Yani 5'te 1, 6'da 1 oranlarında daha aşağılarda. Hı hı. Çok ciddi hizmetler üretmeye çalışıyor. Ama devletin çeşitli kurumları eliyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifadesiyle bunların engellendiğini görüyoruz. Evet. Bunu geçebilmenin bir olanağı var mı? Bir yolu var mı? Yani bunu mesela milletvekili olursanız ya seçimlerden evet. sonra bu şeyi atlatmak için ne derler bu durumu evet. devlet tarafından sıkıştırma meselesi bunun, ne yapılabilir? Şey yapılabilir Ahmet mi? Ahmet Bey bunun birinci yolu iktidar olmaktır. Evet. Türkiye'de maalesef parlamenter demokrasi sistemi olmasına rağmen Sayın Başbakan mecliste konuşma yaparken o dönemin başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan meclis başkanına dönüyor diyor ki yani ya sen sustur ya ben susturayım diyor. Yani Türkiye'de yasama ve yürütme organlarının görevleri bir anlamda birleşmiş durumda. Bizim 82 anayasamıza, 61 anayasamıza ve daha önceki anayasalarımıza göre kuvvetler ayrılığı ilkemiz vardır. Yani meclis karar organıdır, hükümet icra organıdır. Buralarda etkin olabilirseniz, şimdi bütçe plan komisyonlarında, benim babam çok uzun süre bütçe plan komisyonu üyeliği yaptı, muhalefet milletvekilleri var ama çoğunluk iktidarda. Burada ancak kişisel ilişkilerinizle, dostluklarınızla, samimiyetinizle bir takım hizmetler yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Ama iktidar olursanız, bakan oluyorsunuz, müsteşar oluyorsunuz, genel müdür oluyorsunuz, iktidar olunca icra makamı oluyorsunuz. Bunun hani İzmir'in kalkınmasının doğru ve güzel anlamda gittiğini düşünüyorum. İzmir planlı ve sakin bir kalkınma yapıyor. Ama bunu hızlandırabilmesinin, daha verimli hale getirebilmesinin yolu iktidar olmaktır. İktidar olmak. Peki önümüzdeki seçimleri şöyle düşünelim. CHP İktidar olabilir mi? Şu meclisteki aritmetiği ve şu andaki durumu düşünerek de. Şimdi seçimler yapılalı yaklaşık olarak 3,5 yıl oldu. Genel seçimlerden bu yana. İşte 3 parti girdi. BDP bağımsız milletvekilleriyle sonradan grup kurarak girdi. 4. Evet. parti olarak. 2011 yılından bu yana Türkiye'nin ve dünyanın koşulları çok değişti. Hani 2011 yılında içinde bulunduğumuz ekonomiyle, siyasal durumla, Türkiye'nin güvenlik durumuyla bugünkü durumlar birbirinden çok farklı. Biz daha o zamanlarda Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de bir takım sorunlar olabileceğini, bu iki devletin kendi toprak bütünlüğünü ve siyasal bütünlüğünü koruyarak sorunlarını kendi içerisinde çözmesi gerektiğini, bölünmeleri halinde Türkiye'nin güneyinde, bu devletlerin kuzeyinde farklı yapıların oluşup, Türkiye'ye her anlamda, siyasal anlamda, sosyal anlamda, ekonomik anlamda büyük zararlar getireceğini söylemiştik. Bakın bugün hükümetin bile bilemediği miktarda Suriye vatandaşı Türkiye'nin sokaklarında dolaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda çok çalışıyor. Gününün hiçbir saatini boş geçirmiyor. Her gün meclisteki genel kurul ve diğer toplantıların olduğu günler haricinde Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşıyor, anlatıyor. Bizler ilçe başkanlığı yaptığımız görev süresi içerisinde gerek görev süresinden sonra üzerine almış bulunduğu sorumlulukla beraber Türkiye'nin nerede olduğunu, hangi ekonomik koşullar içerisinde olduğunu, önümüzdeki seçimin neden önemli bir seçim olduğunu halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Yani Türk halkının sağduyusuna güvenmek lazım. Çok doğru kararları doğru zamanlarda veren bir halktır Türk halkı. Umutsuz olmamak lazım. Siyasette umudunuz yoksa zaten siyaset yapmamanız lazım. Evet. Peki genel seçimlere giderken Cumhuriyet Halk Partisi'de bazı değişiklikler oldu. Çeşitli eleştiriler var. Cumhuriyet Halk Partisi eksen
kayması oldu diyorlar, sağa doğru kaydı diyorlar. Bu nedenle bir genel başkan yardımcılarından birisi Sayın Emine İlker'den istifa etti. Partide, ayrı bir parti kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağa doğru bir kayış var mı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sizin de bildiğiniz gibi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemiş bulunan Kuvayi Milliye ve Red Değil Hak Cemiyetlerinden kurulmuş bir partidir. Evet. Kökeni emperyalizme savaşla, emperyalizmle mücadeleye dayanmaktadır. Kim bunu nereye çekmeye çalışırsa çalışsın, Cumhuriyet Halk Partisi anti-emperyalist, vatanseverlik anlamında milliyetçi duruşundan ve çizgisinden asla vazgeçmeyecektir. Bunun ilkeleri bellidir. 6 ilkemiz vardır. Bunun yardımcı ilkeleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'de ben bir eksen kayması olduğunu düşünmüyorum. Ama sizin de bildiğiniz gibi devrimcilik olarak bildiğimiz, esası sürekli devrimcilik olan da bir ilkemiz vardır. Bu çağın koşullarına göre kendimizi yenilememiz gerektiği dir bu ilkenin esası. Zaman zaman çeşitli eleştiri de olabilir. Zaman zaman yaptığınız bazı eylem ve icraatlar yapıldığı anda çok net olarak anlaşılmayabilir. Ben partide bir eksen kayması sorunu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki bu ayrılışlar, Sayın Sarıgül'ün de bu konuda bazı dedikodular çıktı, ayrılacağı, ayrı parti kuracağı, hatta çok uzun zamandan beri çalışmaları var. Bu evet. Ayrılmalar Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkiler mi? Gerek Emine Hanım'ın ayrılması, gerek Sarıgül ki açıklanacak diyor, deniyor. Yani, bu ayrılmalar etkiler mi sizi? Ahmet Bey, etkilememesi gerekiyor. Yani şunu görmemiz lazım. 2002 seçimlerinde Genç Parti Türkiye çapında %7 civarında oy aldı. 7'nin biraz üzerinde. Evet. İzmir'de ikinci parti oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi üçüncü parti oldu. Genç Parti milletvekili çıkaramadığı için Adalet ve Kalkınma Partisi 8 milletvekili çıkardı. Evet. Yani bu bölünmelerin, parçalanmaların, gücü bölmelerin bir faydası olmadığını bugüne kadarki tecrübelerimizle gördük. İşte İzmir'in son 2014 seçimlerinde bazı ilçelerde 30 oyla, 40 oyla, 100 oyla seçimler kaybettik. Yani kendimizle mücadele etme gibi bir lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 2015 seçimleri, genel seçimleri parlamenter demokrasinin devam edebilmesi için belki önümüzdeki en büyük şans olacaktır. O konuda şüpheleriniz var demek yani. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlık meselesi konusundaki düşünceleri belli. Şimdi 5 Ocak'ta hükümetin başı sıfatıyla, anayasal yetkisiyle kabine toplantısı yapacak. Yani fiili başkanlığını bir anlamda ilan etmiş olacak bizim düşüncemizde. Ama anayasamızda böyle bir şey var herhalde. İsterse bakanlar... Anayasamızda çok madde var. Yani anayasamızın maddelerinden bir tanesi de anayasaya uymaktır. Uymaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine sahip çıkmaktır. Laik cumhuriyete sahip çıkmaktır. Anayasaya uyacaksak önce temel ilkelerden, anayasanın ruhundan uymaya başlamamız gerekiyor. Evet, bazı maddeler yasalarda olsa bile. Yani evet. Sayın Genel Başkan buraya geldiğinde, İzmir'e bir ay kadar önce geldiğinde biliyorsun bir toplantı yaptı fuarda. O toplantıda evet. Da öz seçim yapılacağını söyledi. Evet. Fakat buraya konuk ettiğimiz birçok Cumhuriyet Halk Partili yönetici düzeyinde olan arkadaşların büyük bir çoğunluğu öz seçim olacağına hala inanmıyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi bizim parti tüzüğümüze göre çeşitli karar organları vardır. Büyük kurultay en büyük karar organıdır. Parti evet. Meclisi yine bir karar organıdır. Merkez Yürütme Kurulu karar organıdır. Ve genel başkanlık makamı da partinin bir karar organıdır. Tabii. Tüzüğümüzde benim de kurultay delegesi olarak katıldığım ve oy verdiğim tüzük değişikliğine göre %85 oranında yanılmıyorsam ön seçimde belirlenecek diye bir tüzük maddesi evet. Var. Tüzük ortada. Genel başkanımızın söylemleri ortada. Ben bu konuda çok tereddüt içerisinde değilim açıkçası. Peki bu güvensizlik nereden kaynaklanıyor size göre? Çünkü güvensizlik var yani. İnsanlar inanamıyor bir türlü. Yıllardan beri biz bunu yapmadık. En son herhalde 2002 seçimler öncesi mi olmuştu? 99'da yani, 99'da olmuştu. Yani konuşmanın başından beri izah etmeye çalıştığım gibi Türkiye çok çabuk siyasal iklimin değiştiği bir ülke. Yani 99'un ekonomik siyasi koşullarıyla gerek dünya gerek Türkiye bugün birbirinden çok farklı.
99 seçimlerini içinde bulunduğu koşullarla değerlendirmek lazım. 2002 seçimlerini yine içinde bulunduğu koşullarla değerlendirmek lazım. Ben genel başkanın söyleminin bu konuda yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet, ön seçim diye üzerine basa basa birkaç kez söyledi. Bunu birkaç defa söyledi. Tek defa da söyleyip böyle gönül alma anlamında da söylemedi. Evet. Fakat en son parti meclisi toplantısında %85 artı %5 diye bir rakam çıktı ortaya. Bu, yani, bu tüzüğümüzde var zaten. Bu, ama %20'lik bir şey, tüzükte evet. Olanından daha farklı bir şey oldu. Bu %20'lik bir kontenjanın nasıl olacağı konusunda da epey şüpheler var. Şimdi 550 milletvekilinin %20'sini alırsak yaklaşık 110 milletvekili falan evet, yapıyor. Evet. Bu 110 milletvekili İzmir gibi, İstanbul gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek oy aldığı yerlerde yerlere verilirse burada ön seçim pek anlamı kalmayacak gibi oluyor. Ne dersiniz? Ya şimdi ortada somut olarak önümüzde olmayan bir konuda çok yorum yapmanın doğru olduğu biraz spekülasyona girecek. Yani biz iyi niyetimizi koruyalım. Yani bu konuda kişisel anlamda yapabilecek aslında çok da fazla bir şeyimiz yok. Parti kararı. Ya partimizin kararıdır. Partimiz yani bir parti siyasal anlamda yaşayan bir organizma, bir canlı bünye. Evet. Bu bünyenin aldığı kararlara saygı duymuyorsanız o zaman başka bir siyasal yol tercih etmek gerekiyor. Özellikle genel başkanın ağzından çıkan sözleri. Tabii ki yani aksini görmedik. Biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugüne kadar benim babamla çok uzun süre beraber çalıştılar. Hem Bütçe Plan Komisyonu'nda evet. Hem Merkez Yürütme Kurulu üyesi olarak. Dürüstlüğüyle, yolsuzluklara karşı olan tavrıyla, yani yalanın, dolanın, talanın, hırsızlığın karşısındaki tavrıyla gördük. Bu aşamada Sayın Genel Başkanımızdan şüphe duymamız için herhangi bir sebep göremiyorum. Evet, ayrılmalar da partiyi etkilemez diyorsunuz. Öyle hatta böyle... Bu her dönem olmuştur, her partide olmuştur. Bakın AKP'nin içerisinden iki tane parti çıktı. Yani etkileyecekse orayı da etkiler. AKP'nin ideologları ayrıldı. İdris Bal ayrıldı. Bir dönem eski Genel Başkan Yardımcılığı yapan... Doğu kökenli bir milletvekili vardı. O ayrıldı. Eski İçişleri Bakanı ayrıldı. Üç tane evet, parti şuan. Çıktı benim bildiğim kadarıyla. Yani etkileyecekse herkes etkileyecektir. Evet, sonucunda taşlar yerine oturacak. Mutlaka, halk mutlaka. Doğru yolu bulur diyorsunuz. Valla halka güvenmek lazım. Halka güvenmiyorsak halk oyuna da gitmememiz gerekiyor. O zaman siyasetle uğraşmamamız gerekiyor. Peki İzmir'de ne bekliyorsunuz? Ne olur İzmir'de genel seçimlerde? Daha bir yükseliş olur mu Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir, olduğu yerde durulması? Türkiye'nin üzere. Aydınlık yüzüdür. Türkiye'nin batı medeniyetine açılan yüzüdür. İzmir'in çok kadim de bir kültürü vardır. Yani Urla'daki tarih öncesi kültür milattan önce 4000'lere ulaşmıştır. Yani 6000-7000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. İzmir hep medeniyetten yana, çağdaşlıktan yana, yenileşmeden yana olmuştur. Ben bu tavrını sürdürmesinde herhangi bir şey görmüyorum İzmir'in. İzmir'de kötü bir sonuç beklemiyorum. Peki siz Yusuf Baratalı olarak ön seçimi tercih eder misiniz gerçekten? Tabii ki, tabii ki. Örgütüme ben siyasal hayata girdiğim günden bugüne sürekli olarak ön seçimi savundum. Partimizdeki birçok değerli mevkidaşlarım, arkadaşlarım gibi. Yani Cumhurbaşkanı seçebilecek niteliklere sahip olan halkın milletvekili adayını belirleyebileceğini de düşünüyorum. Evet, aslında seçime yaklaştıkça tabii adaylar da ortaya çıktıkça çok farklı düşünceler de çıkacak aslında. Onu biliyorum. Ön seçim olursa herhalde bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi çok daha başarılı olur gibime geliyor ama siz ne dersiniz? Ön seçimli bir Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oydan çok daha fazla alabilir mi? Genelde böyle bir inanış var. Yani benim de inancım o yönde. Çünkü ön seçime insanlar katılacak, ön seçim süresince çalışacaklar. Her iki bölgede çıkan toplam 26 adayla gidilecekse 26 milletvekili adayını da Ankara'ya taşımak için gereken bütün gayreti göstereceğiz. Peki son sorum hukukla ilgili olsun, hukukçusunuz. Hukuksal olarak nasıl biliyorsunuz Türkiye'yi özellikle 2010'dan bu yana? 2010'u özellikle söyledim biliyorsunuz. Şimdi 2010 yılında bir 12 Eylül'de
özellikle denk getirilerek herhalde bir referandum yapıldı. Anayasanın çok önemli maddeleri değiştirildi. Evet. Danıştay'a üye seçimi konusunda Cumhurbaşkanı'na çok geniş etkiler tanıyan maddeler getirildi. Yargıtay kanununda ve anayasadaki Yargıtay ile ilgili düzenlemelerde çeşitli değişiklikler yapıldı. Yani insanların 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl boyunca hakim önüne, tabii ve doğal hakim önüne çıkmadan, hakkındaki suçlamanın ne olduğunu bilmeden, bunu nereden söylüyorum? Sayın Mustafa Balbay'la zaman zaman bir araya geliyoruz. Kısa bir süre önce Sayın Tunca Özkan'la Urla'da güzel bir çalışma yaptık. Yani Sayın Tunca Özkan söyledi şu, her çıktığım duruşmada beni neyle suçluyorsunuz dedim. Bana somut bir şey söyleyemediler. Aç iddianameyi oku dediler diyor. Ben ilk meraktan Ergenekon'un ilk iddianamesini incelemiştim. Yaklaşık 3000 sayfaydı. Yani soyut suçlamalarla, ayağı yere basmayan iddialarla insanlar cezaevlerine atıldı. İnsanlar hakim önüne çıkamadan, sorgusu yapılamadan buralarda hayatlarını kaybettiler. İşte gizli örgütün kasası denilen kişinin cenazesini devlet kaldırmak zorunda kaldı. 2010'dan itibaren bugüne kadar yapılan değişikliklerle de hukuk devleti ilkesini önemli ölçüde sarsıldığını düşünüyorum. En son biliyorsunuz ceza muhakemeleri kanununda bir makul şüphe düzenlemesi getirildi. Yani buna göre hepimiz her an makul şüpheli sayılarak böyle bir risk altında. Koşurken, gezerken her şey olabilir diyorsunuz. Vallahi eskiden biz ortaokulda, lisedeyken 3 kişi bir araya gelmesin, örgüt olursunuz diyorlardı. Şimdi o noktaya geliyoruz galiba. Onu espri olarak tabii söylüyorlardı ama. Bu son günlerdeki olaylarla ilgili bir düşünceniz var mı? Son mesela birkaç günden beri Hakkari'de o bölgeler epey karıştı. Şimdi belli dönemlerde mi oluyor bu? Çözüm süreciyle ilgili bir şeyler oluyor. Ondan sonra bakıyoruz karışıyor ortalık. Şimdi farklı farklı şeyler söylüyor. İmralı'dan farklı söylüyor. İktidar farklı şeyler söylüyor. Kandil'den farklı şeyler geliyor. Evet. Şimdi 2011 seçimleri sırasında dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'a işte İmralı'yla görüşülüyor mu vesaire falan diye sorulduğunda ya bunu kesin bir dille reddetmişti. O sıralarda da veya bir süre sonrasında bu çözüm süreci denen Türkiye'nin en önemli sorunlarından birini, kronikleşmiş bir soruna iyi niyetli olarak belki bir çözüm getirilmeye çalışılıyor. Yani hükümet niye bir çözüm süreci başlattı diye ona kızmak çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama bu çözüm sürecinin muhataplarının tespitinde, sorunun tespitinde çok ciddi tarihsel ve sosyolojik hatalara düşüldüğünü düşünüyorum. Yani 2011'de işte terör örgütü lideriyle görüşüyormuşsunuz dediğinde işte bunu söyleyen şöyledir, böyledir. İşte elini sıkmam, yüzüne bakmam, konuşmam, bizim asla böyle bir görüşmemiz olamaz denildiği sıralarda Oslo'da terör örgütüyle görüşmelerin yapıldı, sonradan ortaya çıktı. Türkiye bu sorunu mutlaka çözmek zorundadır. Ama bunu bir dostluk, kardeşlik ve barış koşulları altında çözmek zorundadır. Yani elinde silah tutan bir örgütle veya yapıyla, tabi bunu sadece çözüm sürecini tek bir örgüte ve yapıya indirgemek de çok doğru değil. İşte meşhur malum terör örgütünün yanında işte birkaç aydır veya bir yıldır işte Hüdapar gibi, Hakpar gibi, evet, tam da ne olduğunu bilemediğimiz bir takım yapılar, örgütler ortaya çıktı. İşte son 2-3 gündür yaşanan çatışmalar bunların birer örneği. Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde hala Amerikan kuvvetleri var. Yani Amerika dünyayı idare etmeye çalışan bir süper güç. Petrol üzerine, enerji üzerine çok ciddi düşünceler olan bir süper güç. O orada olduğu sürece bu yapılar, bu işler ne kadar çözüme ulaşılır? Yani çözüm sürecini sadece de siyaset, sadece terör veya sadece sosyolojik olarak düşünmemek lazım. Bu bir bütün. Ve sadece bir tek siyasal grupla da bu işin çözülebilmesi mümkün değil. Ve mecliste çözülmeli. Tabii ki. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiş Büyük Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarında da bu söz yazıyor.
temsili demokrasi dediğimiz, yani halkın parlamenterlere, milletvekillerine kendisini temsil etmesi için görev vermiştir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organıdır, yani karar alma organıdır. Hükümet bunu yürütme organıdır. Yani siyasetin yapılacağı yer, çözüm neyse çözümün getirileceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Evet, sanırım süremizin sonuna da geldik. Ben son sözü yine size bırakacağım. Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday olarak gerek Urlalılara gerekse İzmirlilere neler söylemek isterseniz buyurun. Çok teşekkür ediyorum böyle bir yayında seslenme fırsatını bize verdiğiniz için. Ben öncelikle Urlalılara çok teşekkür ediyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi babam Urla Belediye Başkanı oldu da ben 6 yaşındaydım. Babamızın orada yürüttüğü görev süresince okul hayatımızı devam ettirdik, evlendik, iş sahibi olduk. Yani Urla'nın bizim üzerimizdeki emeği ve hakkı çok büyüktür. Ben gerek siyasal yaşamımda gerek mesleki yaşamımda avukat olarak Urla'ya bu borcumu ödemeye çalışıyorum. Siyasete bir kamu görevi ve kamu hizmeti olarak bakmaya çalışıyorum. Siyasete bir şeyler almaya değil, bir şeyler vermeye, hizmet etmeye çalışıyorum. Bugüne kadar hep böyle yaptım. Şartlar uygun şekilde gerçekleşir. Bundan sonra farklı bir görev alırsak yine aynı anlayışta bu görevimi yerine getirmeye çalışacağım. İzmirlilere Atatürk'ün bir sözüyle seslenmek gerekiyor. Ben bütün İzmir'i ve İzmirlileri severim. Onların da beni sevdiklerinden eminim diyor. Bizim de İzmir'e bakış açımız bu. Evet, çok teşekkürler Sayın Baratalı. Güzel bir sohbetti. Yeni bir yola çıkıyorsunuz. Gerçekten insanın hedefleri olmalı. Evet, o hedeflerine ulaşmak için çalışmalı. Evet, sizin de yeni hedefinizde size başarılar dileriz. Sağ olun. Çok İnşallah teşekkür ederim. İnşallah her şey umduğunuz size gibi, istediğiniz gibi olur. Yeni Gün TV'ye bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, Yeni Gün'de günden burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Yusuf Baratalı'ydı. Cumhuriyet Halk Partisi Urla Eski İlçe Başkanı ve yeni Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı diyelim. Evet. Kendisine tekrar başarılar diliyoruz ve yeni bir Yeni Gün'de günden de tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.